Okay, so last time we have began with the principal component and in general unsupervised learning, but I'll start all over again because it's going to be an important topic for you for in general economics, but more importantly in machine learning, they are very, very critical topics. So we discuss about the principal component, and if I have time, I'll show you a yield curve modeling application for the Turkish interest rate market, how these yield curve can be represented by using this principal component analysis. Okay, so as we discussed before, unsupervised learning is a method at which we tend to deal with not with the y's per se, but mainly about x's. X's in the sense that features, okay? So we would like to find a kind of a pattern where each x is related into each other, but I do not really want to go all the dimensions of them. For instance, assume that you have 10 dimensional interest rate maturities or have hundreds of different stocks, okay? So first of all, how would you assume that you have 10 different stocks? And then you would like to investigate the relationship between these 10 stocks. So pairwise, meaning that you have two to the power of 10 different combinations that you should plot them to see in the scatter diagram, right? So we have to see x1 to x2, x2 to 3, and all sorts of combinations, which is, of course, not going to be very convenient to do so. So of course, 10 dimension is okay. However, assume that you have hundreds of dimensions or thousands of dimensions, that is not really feasible and tractable. So rather what we do is we would like to shrink the dimension in a way, but unlike with the lasso and ridge estimation, I would not like to investigate how that shrinkage affect y, but now my focus is just on the x's, okay? So, as I discussed before, it goes back to psychometrics and then Pearson and Hotelling, and all these people have contributed a lot. And finally, what we came up with is also very popular in psychology and social sciences as well, because they also have lots of features to explain certain things such as intelligence and EQ and many factors that you might be studying. Okay, so that's the idea here. And let us now come back with trying to explain what we mean by that. First of all, what we would like to see is that in a PCA, so you have a p-dimensional x. So what is a p? In our case, p is the same p. So I switch back to notation because it's going to be easier for you to follow. So p is the number of variables, the dimension of these variables. Such as if you have 100 stocks, then p is 100. If you have 10 different interest rates with different maturities, then p is 10. Okay. However, we might also be observing these x1 to xp with by either cross section or time series, where you might have n different observations. Okay, so you have n times p vector of x's in a way, or independent variables from an econometrics jargon. As I said, we are no longer interested in this context, how they are going to be related to y. Once we reduce the dimension, then we can consider that, which I'm not going to discuss, that is known as principal component regression, which is a doable and relatively okay area as well. Rather than discussing all this P, then we do more or less what Lasso and all these guys are doing. But this method is not mainly for regression. It's mainly for axes. Okay. So as I said, due to dimensionality problem, we cannot really look at all these x1 to xp. I mean, can you imagine so that x1 and x2 plot can be like that, and then the another one x2 to x3, and then you might have another one, and you have so many of them. So how can you really find out, let's say,
which one to focus on, or whether you can see the whole picture by just looking at these small, small graphs, even though that might be nice enough to have a look at it, but it might have a variance covariance matrix like sigma, which I'll be discussing that. But what I'm really after is that to discuss a low dimension, lower than p dimension representation of the data that captures as much information as possible. Okay, so that's the idea of the PC. Okay, is that clear? So what we are after is that total variability of X could have been, so the information that is hidden in the total variability of X as a whole can be captured. But while you're doing that whole variability, you don't really need to P dimension of it, but rather a dimension lesser than P will be helpful for you to understand or to explain as much as much informative as possible by reducing this dimension of P, okay? So then, as we have discussed before, just to give you the idea, the variance covariance matrix of that P dimensional stuff, we have all these diagonals, these sigmas, okay? And then of diagonals, we have the covariances of that. Of course, that is, again, in the context of P dimension, so you do not have the n dimension of that, because that's how you estimate the variables. That's exactly what you do in econometrics normally. Is that clear so far? Any problem? Okay. Are we clear what we're after, Sami? What are we trying to come out of this whole thing? Tamamıyla yapmaya çalıştığım şey, bütün bu data matrisimizin içerisindeki varyansı daha küçülterek onu bir şekilde mimik, yani hani tahmin etmeye çalışmak ya da azaltmaya çalışmak, açıklamaya çalışmak. Okay, the whole variability within that X will be explained via a lower dimension than P. That's the whole idea. Açık mı burası? Bakın iki üç kez tekrarlamak. Yani all we want to do is reduce the explanatory dimension of P while our aim still is to see the whole variability of X vector or X system. Interest rate is a system or stock market is a system, which consists of, let's say, various alternative stocks or alternative bonds, alternative features, alternative whatever. Okay, so that is okay. So now let us try to find out what we are after. First of all, what we'll be saying is that, first of all, we are interested in the pattern of X vector, which is from 1 to P. Okay, and in this whole vector, what we would like to find out, for instance, in this this application will be yield curve behavior. But as I said, that it can be very much generalized. It could be stock market movements in general, could be option volatility. I might, maybe I can discuss later of this term. But that is really the idea. So as I discussed before, we cannot see the whole P variable, but we would like to know that what governs the variability of the system. So here, what we are more directly interested in is that the variance of X in a way. Variance of X, of course, measured by that. So X to the P to the J. Okay, so the whole variability of X is, so what determines that? Okay, but as I said, in order to understand that, in order to follow that, in order to explain that variability, we would like to refer, we would like to focus on somewhere or other, linear variable which has a linear vector which has a dimension lesser than C. Okay, so now the idea goes back to let us make it very concrete and saying the following. Assume that I would like to find out a linear combination of P vector, okay, and in such a way that, for instance, that is going to be one vector, okay, which explains, okay, which, I mean, assume that that is, let's say, one vector, which is a linear combination of X's here, as you can see. And here that is, of course, we have I dimension, but let us focus on here. And all I want to do is to find out the C1 in such a way that which expresses the whole variability of X as much as possible. That's what I'm after. And I put a normalization condition in such a way that for a given vector, all these coefficients add up to one. So I normalize it.
Why do I normalize it? Because if not, then each of these variables might come up with some, I mean, uncalculatable or unless say reasonable numbers, because you're taking the squares and then you might end up with some absurd way of thinking it. Okay, so what I do, I normalize this. So I know that the sums of squares of TCs will be equal to one. Somehow similar to what we discussed in the context of lasso or ridge estimation. So I, in a way, I constrain them by some variable. Is this clear? So what I'm trying to do is that, first of all, I would like to write out one vector of like C1, which consists of linear combinations of x's. And then that C1 is one of the variables that I would like to see, I would like to use as an explanatory variable for the whole x vector. But of course, C is going to be only one vector. I might need more than C1, C2, C3 to see a good portion of this x variability. Okay, but I have this condition. Okay. Which is a fair thing to do, because I mean, I'm not trying to, I mean, I cannot just use an unconditional one, because otherwise they're not to be comparable, and then you might end up with some very vague result. So, okay, so we might have as many C's as possible. However, mathematically that we show you that exists. However, what we would like to show is that if I can find a vector of C's with a dimension of lesser than p, could explain most of the x variability. Okay, so what I'm saying is that, for instance, C1, if C1 was so successful, which could explain 95% of the, let's say, whole x variability, then I'm okay. Maybe I can look at another one. Let us assume that is C2, another one. So that explains an additional 2%. So 97% of the whole x, if I could explain by using two vectors, then I'm done, because that is really what I want. Okay, because now I focus on two vectors that I can say much about the variables of y. Okay, so that what our aim is, that to maximize the explanatory power of C subject to the constraint. In other words, what I would like to do, C is the best representative of the variance. In other words, C by itself will maximize the explanatory power of that particular thing subject to the constraint that I put, which is normalization constraint. Is this clear so far? Açık mı değil mi? Berihan, can you repeat in one or two sentences what we are after? Öncelikle koefficientlara bir regresyon kuruyoruz, ama regresyonda da... No. It's just we are like in the world of math. We are no regression or anything like that. Tamam. C'lerin toplam karelerinin bir olması koşulunu koyuyoruz ki C'ler hani belirli bir, en azından büyüklükte kalsın, yani normalize olsunlar diye. That's good. That's fine. But more importantly, Mary? Yes. We want to maximize the explanatory of the C's while minimizing their number of C's, maybe. Okay, so that's a good point. So what we are trying to find out is, let's say, total variability of X could be reduced to some vectors. That's what I'm looking for, some sort of vectors. But those vectors have one condition, which is normalization condition, which is all these linear combination coefficients, which nothing to do with estimation here. It's just pure math. Okay, and then all these sums of C's for a given vector add up to one. Okay, so the whole aim here is, of course, to do what? To maximize let's say, coefficients. So my major aim is here for that. So I would like to maximize my given, of course, that is just one vector, which is C. I need to choose a coefficient, C, J1 to J. In other words, each of these contribution to X's will be given by that. So in other words, that's the sample average of the variance of these particular C's, okay? So that is what I need to maximize, okay? But subject to C hat 1's square being equal to one. Okay, is this clear? Is this coefficient clear, Hussein, what we are trying to do? Şimdi bizim mesela yapmak istediğimiz şey, asıl amacımız tüm
tüm variable'ların tüm değişkenlerimizin varyansını açıklamak olduğu için çok daha az değişkenle. Biz şu hepsinin o yüzden koefficientlarını 1'e eşitliyoruz ki, yani 1 olsun diyoruz ki yüzdesel olarak şey bulabilirim. Yüzdesel olarak direkt yüzde şu kadarını şu açıklıyor, yüzde şu kadarını şu açıklıyor diyebilirim. Amacımız bu. So they should be adapt to total variable of x. However, I might pick up many, let's say up to p different c's. Which is going to be, so at each stage what I do, I maximize this variance of the chosen vector subject to this constraint. And my maximization process will be from p to 1 to p. So every time for every vector from p to 1 to p, I will keep doing it. However, with a hope that I will not be using the whole solution, even though I should solve for the whole p's. So I'm going to be finding, let's say, as many as p dimensional, let's say linear combinations of c's and x's. However, I hope to use only a few of them, because I will show you that, or I hope to show you that a lesser amount of c's will be sufficient to explain the whole variable of x's. Is this clear? So here, x is here, but I have to find out some linear combination. So these are x's are the variables that I use. I is the sample, and j is the variables itself. Okay, but that condition. So luckily, or mathematically, it's a bit of tough proof, but of course we are not going to be getting to there. So the solution for that is somehow finds its way in the context of eigenvalues and eigenvectors, but I'll be coming to that. But is this clear so far, Rahmi? Or Gülgün, can you repeat the one? Anlıyorum onu. Okay, Gülgün, can you repeat the one or two sentences what we are after? X'lerin bir değişimi var ve biz bununla ilgiliyiz. Nasıl değiştiğini öğrenmek istiyoruz. Bunu açıklamak için ama elimizde çok fazla feature var. Bu feature'ların hepsini kullanmadan maksimum miktarda bu değişikliğin sağlayan feature'ları seçmek ve şey yapmak istiyoruz, kullanmak istiyoruz. Feature combinations is even better. Evet. Yani feature'lardan üretilmiş bir lineer bileşim vektörünü seçiyoruz ki feature'ların alt küme, feature'ların sayısının altında bir sayıyla acaba p dimensional bir variability'yi diyelim v dimensional ama p'den küçük bir faktör setiyle açıklayabiliyor muyum? Bütün hikaye bu. Bu yani. Yani zaten daha az sayıda mesela 100 taneden 5 taneyi seçtiğimiz zaman lineer combination almadığımız zaman benim anladığım kadarıyla şey gibi oluyor. Yani sadece bu 5'ini kullanmış oluyoruz. Ama linear combination aldığımız zaman harika. Almadığımız 95'te olan değişimleri de kapsayacak harika. Şekilde bir model oluyor. Çok güzel, harika. It's a very, very clear and very good intuition. So rather than using the variables themselves, I would like to find the linear combinations of maybe a linearly hidden relationship between these two, but they might be, there might be more than one or two type of the relationship. Even I can create p dimensional variable of that. Altogether, all these combinations with adapt the whole variability. However, I would like to choose the as minimum as possible to do the job. Okay. So again, going back to our optimization problem, which is going to be solved for eigenvalue decomposition soon. This optimization problem has a solution in linear algebra. So the solution about optimization, we yield the highest explanatory power for total x variability. But it's going to be starting from the highest, and then so the first one will be highest, and second one second highest, and then you go up to that, and then if you sum them up, it's going to be come up with the whole variability, because that is how I fix anyway. Why? Because sum of ci squares are sum up to one. Okay, so that's why how I normalize. Açık mı burası? Okay. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Şu maksimize ettiğimiz bir şey vardı ya, variability. Yani onu maksimize etmemiz gerektiğini anladım da, buradaki bu matematiksel ifadenin onun karşılığı olduğunu tam olarak anlayamadım. Şu aşağıda şey var ya, max 1 bölü n ve giden 2 tane sigma işaretli. O so that's exactly what I would like to explain this guy, this c1 vector. In itself that is nothing but the c1 or ci square. So if I could maximize that ci variable, of course subject to this constraint, that is going to be
maximizing for that particular vector in explanatory power of that axis subject to that condition. Yani ben öyle bir C kombinasyonu veriyorum ki ona, onu da x'lerle çarpıyorum. Buradan çıkabilecek olan varyansı aslında x'lerin kendi varyansını maksimize etmesini istiyorum ama bir koşul koyarak. O koşulda hiçbir zaman için toplam variability aşmıyor çünkü normalize etmiş oluyor. Bunların hepsinin toplamının variability'si ancak x'in toplam variability'sini şey yapacak şekilde bir maksimizasyon yaratmış oluyor. Şu aslında bunun max şurada kullandığımda bunlar arasında hiçbir fark yok. Açık mı? Anladım hocam. Burada şey yani bir değişken kalmıyor değil mi? Yani bir sayı elde ediyoruz bu aşağıda. Evet evet evet. There's no uncertainty. Nothing is uncertain. So we are not, so far we are not in the world of statistics. We are in mathematics. But then we'll come back to the statistics in a minute. Açık mı? Any question? Kerem Ali? Açık gibi hocam. Hızlıca sen de anlat. Herkesin şeyinden tekrar. Hocam biz işte elimizde yani Gürgün'ün dediği gibi aslında işte x'ler var elimizde. Biz onlardaki variability'yi açıklamak istiyoruz ama dimension sayısını azaltmak istiyoruz. O yüzden de ya oraya gelmeden önce bunların lineer kombinasyonlarına bakıyoruz ama oradaki constraint'imiz de bunların var variability'sinin toplamı 1 olması. Süper, harika. Dolayısıyla what we now we would like to show is that the one which maximizes, of course we have to use that maximization process for p times, but the first one is going to be the highest explanatory power, the second and third, and I keep doing this in this way, okay? Okay, so then we discuss about that, and I would like to find the dimension, if possible, I would like to find a dimension of p which is less than p. Of course, that p and v and p, these that dimension should be as small as possible. Otherwise, I mean, if I end up with p, then it's not it's not very useful. And as Gürgün said, that I don't really want to deal with the original variables because there exist of them, but I want to reduce them. I don't really want to deal with the most relevant individual variables. But what I would like to see is that what governs the whole system as a linear combinations of this pattern. Because there's a hidden pattern among x1 to xp. Okay, I'm not going to choose, okay, x1 is the best one. I don't want to say so, but I would say that x1 to x2 and xa with a certain combinations, maybe a positive, maybe a negative, maybe one positive, one negative, which explain the whole variable of x. And the nice thing about that, the solution of that particular problem of that C can be solved by this eigenvalue decomposition issue. Okay, so what is omega, what is sigma here? En başta bahsetmiştik, Toygar. Orsu. Varyans kovaryans matris değil mi hocam? Sigma. Yes, that's the name of what? Okay. So that's the variance covariance matrix of that. And the nice thing about here, it says that by using this diagonalization, you will find the C and C prime omega C, which is going to give us the variance covariance structure. So the nice thing about here, the very clear thing, which I will be ending up with, that C is a matrix where each columns are going to be represented as C11, C21, and so forth. This is CP1. Are my, let's say, the first maximized value, and then the second, and then the third, and then the, so that should be P by the way, sorry. If that is a K by K variable, but that is if it's P by P, then that should be P. Okay. Açık mı ne yaptığımız? Ahmet Yavuz? Açık hocam. Bu P'yi bulunca neyi çözmüş olacağız? Bu C vektörünü bulunca. C vektörün neyin karşılığı? Eigen vektörün karşılığı en fazla variation'ın olduğu dimension olacak. Yani burada her bir bulduğum C her bir vektör için bir C her bir şey için bir C şeyi bulacağım. Kolonu bulacağım. O C kolonu o noktadaki en yüksekten en aza doğru açıklayan değişkenler olacak. Hepsinin toplamı da bana X'teki toplam variability verecek. Dolayısıyla yapacağım şey eigenvalue decomposition. So these are the eigenvalues.
and eigenvalues because of the let's say these are the distinct variables and positive one. Why? Because neden burada distinct variable çıkıyor Kurtay? Hocam benim internetimde biraz sıkıntı vardı, dersi kaçırdım bayağı. Okey, Rahmi, Şahin. Hocam simetrik matrisi olduğu için değil mi? Simetrik, okey. And also? Pozitif definite. Süper. O pozitif definite. Niye pozitif? Bir kere varyans kovarans matrix öyle. Değil mi? Dolayısıyla klasik varyans kovarans matriximizin özelliklerinden birini kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla the most important part is that the C which is the linear combination of what I call factor loadings, those C's, C1 to Cn, which is the first principal component I'll be coming then, corresponding to highest or the greatest lambda will be the most explanatory factor among all the other P factors. And lambda 2, which is the second biggest factor, because that comes with, let's say, ordered way, so lambda 2, which corresponds to, let's say, the second C value, which is the second biggest factor explanatory power of X, total X variability, and P is the least explanatory power of that. But they all come up with the solution from the maximization principle that I just described in the first in the first slide. Okay, so altogether, so what I'm going to be coming up, which is a nice thing here, is the following. So I have these C's with that T is transpose, okay? C transpose omega times C, which is my vector of variance covariance matrix, which is P by P and all others, as you see. So that's a diagonal matrix where lambda one to lambda P's are eigenvalues. And C is the C vector is what we call eigenvectors. However, each of these things are like known as principal components. And then each vector of that is known as, each of these is known as factor loadings. Loading the factors which are going to be relevant. So in that regard, so you see C1 to, let's say for the first variable, C1 to X1 plus C2 to XP will be, of course, there are ones and others. So it corresponds to, let's say, the first lambda. And then we have many of them. So all these C's are going to be the factor loadings that I express here. Açık mı buraya kadar? So, as we discussed before, these C's are where all linear combinations of X can be found here, and eigenvectors correspond to that. And now what we could do, see, so that is going to be the first, let's say, vector such that it gives me, let's say, the highest explanatory power of that, because that is going to be corresponding to my, let's say, lambda, where lambda is basically nothing but the variance of that particular C1 case. So the highest lambda is corresponding to the first one, because in this order, lambda one to p is what is given in this whole context. Okay, so what we have now seen that. So another issue, which is very, very important in the whole thing, the ci's variability can be best represented by this lambda I. So if I could start from, let's say, the first one, it is going to give me the first factor loading vector in such a way that it expresses the most, let's say, the most of X. And then the second lambda or the second factor loading or the eigenvector corresponding to my second biggest eigenvalue is going to be my second biggest explanatory power of XP, and then it goes up to X to the X to the lambda. So, what is important here then? As mathematically, we could show that lambdas, in fact, are nothing but the total variability of these C's or this variable. So which means that the total variability can be reduced to or can be summed up to lambda, the sum from, let's say, lambda to J. Sorry,
Okay, so total variable is that. So what is nice thing about that, from lambda 1 to lambda p, I put some all together and they are going to be adapted total variable of xp. However, each of these lambdas divided by the whole total variability is known as proportion of variance explained, PVE, which is, let's say, the, in a way, marginal contribution of variability of x will be explained by that particular variable, which is known as a proportion of variance explained. For instance, if I divide lambda 1 to some of these lambda j's or total sums, which means that that is the percentage change or the percentage of the whole proportion of that whole variability can be due to, let's say, the first eigenvector or the first factor. And then the second goes back to lambda 2 times the sum of that. Okay, that's exactly how these are very, very importantly linked into each other. As you can now see that the total variability is in the denominator. In the denominator, we have the variability corresponding to my first factor, okay? So the first factor divided by total variability shows me what? My proportion of variance explained. And then PV2, which is my second biggest and third biggest and so and first biggest. And if I show them with mu I, so that is gonna be the percentage, which is of course shows me, let's say, my first or lambda ith relative contribution of the whole, let's say, variability from I to J, okay? So in a way, these are the marginal explanatory power of, let's say, the total variability. So all these sums of these PVE to PVK or PVP in a way, in this in our context, because we discussed with the P dimension, okay, should add up to one. So it means that the whole thing can be explained, the whole, let's say, the whole explanatory power of X vector. Açık mı burası? Hüseyin, lambda i'nin varyansı olduğu noktasından yola çıkarak bu toplam variability'leri nasıl dağıttığımızla ilgili şu iki slide'ın üzerinden hızlıca aktarırsan. Bizim tüm lambdalarımızın toplamı tüm şeyimizin, tüm x'lerimizin toplam değişkenlerine denk geliyor. Bu yüzden biz en çok etkileyen kombinasyonları seçip, o en çok etkileyen kombinasyonlardan az sayıda seçip tüm değişimi daha az sayıda kombinasyonunu açıklayabilmek istiyoruz. Harika. O yüzden sıraladığımız bu lambdalardan atıyorum bakıyoruz işte birinci %20'sini açıklıyor, ikincisi 30'sini, 15'ini falan bu şekilde 70-80'ini atıyorum okey diyoruz. Biz şu kombinasyonları kullanarak tamamının %80'ini açıklayabiliyoruz gibi bir amacımız var. Exactly, that's mathematically proven that. That's exactly what Hussein says that. So PVE, proportion of variance explained, is relative to what? Because since the variance in this context is equal to lambda I, so lambda I, and then if you sum them up, that adds up to total variability. And then if I find the first ratio, which corresponds to lambda 1, that is the proportion of variance explained by lambda 1, which is that. And if you sum them up, the whole variability will be explained by PV1 to PVK or sums of lambdas, okay? So, of course, what I would like to find out, PV1 to PV, let's say, K, in such a way that really explains 99% of the whole XK variability, then I'm not, okay? Of course, I hope that is, of course, much lesser than that of the whole variability. Açık mı? Okay? It might look kind of weird from pure econometrics perspective, but from a statistical or in general a practical perspective or from a, you know, any perspective basically. So you are shrinking the dimension in such a way that, and as I said, that's not really science, it's not really economics and finance. In engineering, electric engineering process of, as I said, I have a colleague, I have a friend who had a math professor, and he's working on, let's say, in the radars, and then he's using much more complex PCA, non-linear PCA methods, because they're coming lots of signals, okay? And assume that you're working with like KGB or MIT or whatever, and then you would like to shrink that whole information into a relatively more important, more relevant things, because they might also, you know, create some noise as well,
Okay, so you'd like to shrink that knowledge, and it's also zipping and all these görüntü işleme kalitesi or cells and everything relies on this. I mean, very big pictures and shrinking that, and it's very very popular in engineering as well. In economics, okay, because it's very very useful. In social science, I think they're in finance, particular factor models, also macro. In fact, they're very much. Because there are so many factors that can govern various things in sociology and in development economics, like Acemoğlu type of research in Hull, there's a very nice example of, let's say they have countries and they have many, many different features. And then they would like to come up with kind of which factors determine, let's say, a certain thing, which is about, for instance, development, for instance. In development economics, that's also very popular because so many features, okay, education years or capital accumulation, democratic status, and so many things like affect that. Okay, now if that is the case, so that is mu I, which I can represent that. Şu ikisinin arasında geçiş açık değil mi Sami? Şu iki tik yaptım. Hızlıca anlatırsan devam edelim. Zaten bulmaya çalıştığım şey PB'yi, hani bir bulduğum C'lerin ne kadar toplam variability açıkladığı şey. Lambda i'ların her birinde bir c'nin varyansına eşit olduğu için yukarıdaki formülden aşağıdaki formüle direkt geçiş oluyor. Yukarıdaki zaten c'nin varyansı demek. O da i, lambda i'ya eşit. Aşağısı zaten toplam variability demek. PVE yani üstteki formülde. Aşağıda zaten lambdaları topladığımızda toplam variability'ye erişiyoruz. Süper. İki formülde bu şekilde. So far intuition and everything is so much so clear. I hope everybody is in the same way. Otherwise, I'll put my notes and everything today or sometime. Then you can have a look at it. Now, let's put everything in the context. Let us do a long example, which is to do with Turkish yield curve. Okay, so what I do here, I pick up certain variables. Okay, so what is the variable that I collect? X, which is X here, Sami? Interest rates. Okay, and then I would like to see, because in the class, many of you have, many of you possibly have taken 344 somewhere or other. You have learned, let's say, the duration. So times delta R, for instance. So that delta R, we just say, okay, two things you hopefully you'd remember. One is about the shape of the yield curve. Okay, so that's important. The second is that how certain scenarios that we apply on the interest rate derivatives or interest rate shocks. For instance, a bank holding a longer maturity bond, another one might be holding a short one, or in a bank they might be holding one medium, one long, one short duration of bonds, and they would like to minimize their risk or sometimes maximize the potential profitability by switching from one to another, which is exactly what we discuss in some of the courses, and many of you have done even PS on that, Sami, PS on interest rates and everything. Okay, so that's very useful and very important. So we have 111 months of interest rates with 10 different maturities. So how do I get that 10 different maturities? Of course, that is hope. I hope I have this time with nonlinear regression. So usually the way put up this type of thing is as follows. These are the maturities. Every day, these are the bonds. And these are the spot rates, by the way. What is spot rate then, Belihan? Anlık fiyatı, anlık rate. Almost. Or Hüseyin, what's the spot rate versus yield to maturity? Gülgün, the most fresh one. Şey gibi değil mi? Spot rate, yani mesela ben şu an 2023'ün spot rate şu olacak diye tahmin edebilirim. Yield to maturity de o şey, yani spot rate o anda gerçekten gözlemlediğim. Yield to maturity de o anda gözlemlemeyi beklediğim şeyin şu anki grafiği gibi. Değil mi? Tam değil. Burada biraz daha farklı. Sami? Yani hocam dağılacağım, ben de tam böyle açıklayamayacağım. Yes'i sormadım ya, sen tam soracağı soru. Belki de ben iyi anlatmak olabilirim. Tamam. Şöyle, Yield of return hocam, bir bonddan maturity'si geldiğinde alacağımız rate of return spot rate'de onu hani sattığımız zaman hani şey ya, o anki şey değil mi, hani geri gelecek olan bize yani, tam açıklayamadım ama hocam. Biraz ben kafa karışıyor. Evet. Aydın? Evet. Benim bir teorim daha var. Aydın da ekstra, sonra sana döneyim. Zero kuponununkine spot rate sanırım. Forward'da bono. Yani forward?
Forward rate dediğiniz... O öyle bir şey. Forward daha da karıştı. Süper gidiyor. Onun optimizasyonuna doğru gidiyoruz adım adım. Onu senin o kısmını alıyorum. What you said is that zero coupon bond yield, which is equated into price, is known as spot rate. Evet. P is equal to 100 divided by 1 plus R. As you see, there is no any C, anything like that. Okay? So then, and if I know the P, let's say 99, solve for R, that is going to be spot rate, let's say 17%. However, then what Sue said is correct. So that is Aydın's first part. What Sue said is correct is that the yield, if I apply the yield solution for, let's say, a coupon 1 plus R, coupon 1 plus R squared, coupon 100 divided by 1 plus R to the power of, let's say, 10, and if it has a price, and if I solve that price for a corresponding R, then that is known as yield to maturity. Açık mı? Definition çok daha clear. Yani spot rate in interest rate. Yani derivatif de daha farklı olduğu için Gülgün'ün açıklamasında orada. Hep yani linear combination'dan doğruyu çıkarıyoruz. Her bir değişik weight'ler vererek. Yani C1, C2 gibi. Dolayısıyla spot rate dediğimizde zero coupon bonun getirisini sağlayan faize biz zero coupon bond diyoruz ve özellikle fiyatlamalarda her türlü fiyatlamada zero rate'i kullanıyoruz. Çünkü kupon içerisinde gördüğünüz gibi oldukça non-linear karmaşık bir şey var. O benim 2 yıllık gerçekten pure time value of money'imi ölçmüyor. Değil mi? Çünkü oradaki C'nin ne olduğuna bağlı olarak ve oradaki compounding'den bağlı olarak sorun var. Dolayısıyla zero rate kullanıyoruz. Okay? İşte açık mı burası? Yani bu aldığımız faizler zero rate dediklerimiz. Çünkü bunu alıp başka bir bonoyu kullanırken aşağıda R1, R2, R3 dediğimizlerin her birinin faizlerinin spot rate'den gelmesi gerekiyor. Açık mı? R1, R2, R3'den de kasıt 1 ay, 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay gibi. Çünkü her noktada ben R1'i mesela böyle sabit tutmam. Bu 6 ay ise buna bir rate veririm. 9 ay ise buna başka bir rate veririm. Mesela buna R1 derim. İşte buna 12 ay dersen buna R2 derim. Buna R3 derim. Değil mi? Bu şekilde her bir vadeyi kendi vadesindeki fiyatla değerlemiş olmak gibi çok büyük bir bize imkan sağlıyor. Bunun adına zero rate diyoruz ya da spot rate diyoruz. Zero rate de diyoruz çünkü zero kupon bond'dan geldiği için. Açık mı? Hocam o zaman yield to maturity bir daha söyler misiniz? Burada yield to maturity kuponlu bononun piyasa fiyatını faiz piyasa fiyatını kupon veriyken eşitleyen R oranına yield to maturity diyoruz. Aradaki tek fark bu C'lerin sıfır olduğu noktasında gelmesi. C'lerin herhangi başka bir rakam olması sorun yaratıyor yield to maturity için. O yüzden en anlayın bir çözümle çözmek zorundayız. Yani diğerindeki şey kısmen daha kolay. Yani yield to maturity versus zero. Yani zero rate dediğimiz spot rate. Zero rate dediğimiz sponsuz bononun getirisi. Getiri nedir? Bononun fiyatını piyasa fiyatını faize eşit, bonunun piyasa fiyatını çözen faiz oranına biz getiri diyoruz. Yield yani. Ama bu yield eğer zero kupondaysa adına spot rate diyoruz. Bu yield eğer bir kuponlu bonoysa bunu çözen yield'in adına yield to maturity diyoruz. Diğer adı da hani benzer bir adı da biliyorsunuz belki işte iç verim oranı internal rate of return. O da proje değerlemelerindeki hani şeyden hatırlarsınız mantık aynı. Hani projenin gerçekten vade sonuna kadarki nakit akışlarını yarattığı parayı bugünkü değerine verecek olan bugünkü değerini örneğin sıfıra eşitleyecek olan değer acaba hangi faizde olsaydı ben bunu yapardım ya hangi getiride olduysa bunu yapardım dediğiniz noktada yine yield to maturity'nin bir başka tanımı diyebiliriz. Ama burada aklımıza kalması gereken en temel nokta zero rate ya da spot rate başka tip fiyatlamalarda kullanacağımız faiz oranlarını bize veriyor. Başkadan kasıt örneğin ev fiyatları işte örneğin 1, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 10 yıl tahvil faizi nedir sorusunun cevabını bulan şey. Okey. Bu esayet bilgi ama hani önemli tabii ki finans aplikasyonu yaptığımıza göre. Şimdi bunun niye önemli olduğunu da tekrar vurguluyorum. Faiz niçin önemli bize? Ne yapacağız faiz toplam hareketlerini? Başka bir yatırım yaparken hani bilmemiz faydalı olur. Eğer artacağını düşünüyorsan başka yatırım yaparım. Azalacağını düşünüyorsan başka.
Çok güzel. Daha spesifik olarak da kullanan var. Örneğin işte ne diyeyim, Türkiye'de henüz yok ama hani ileride olabilir. Mortgage'lardan oluşturulan bir faiz havuzu yapılabilir. Ya da bankaların hazine bölümlerinde they have too many different bonds. And they might also, not only that, they might also have their balance sheet, which is going to be affected badly in an interest rate increases or vice versa. Yani faizler acaba 2 yıllık faiz mi daha hızlı düşecek 3'e göre ya da 5'e göre? Ona göre işte yield curve shape'i dedik ya mesela derste. İyice geriden sardım ama yani bu da önemli çünkü. Buradaki faizlerin her biri piyasadan alıyorum. Burada 2 aylık bir tane var mesela trade etmiş. Burada 5 aylık var. Burada 9 aylık var. Şimdi ben bir de buradan daha sonra göreceğiz. Bir curve fit edeceğim. Hocam tamam. Ben başka bir şey gösteriyorsunuz zannettim de biz hala PowerPoint'i görüyoruz zannediyorum. Çiziyor musunuz? Çok pardon. Okey, görünüyor değil mi şu anda? Dolayısıyla bu curve'ü çizeceğiz. Bu curve içerisinde de 3, 6, 9, 12 ay. Mesela işte sen mi çalışmışsın Finansbank'ta şeylerle bizim canlılarla mesela tamamen onların curve üzerindeki balance sheet management yapıyorlar değil mi? Orada bilanço yönetiminde hangi faiz oranı artarsa ne olur vesaire sorunu çok önemli. Çünkü 2 ile 10 yıl ne yapacak? Mesela en basit demin söylediğiniz gibi faizler düşüyor. Hangisinden alayım? 10 ila 7 yıl arasındakinde tercih edeyim. 10 ila 4 vesaire ya da 2 ile ya da satarken hangisini satayım şeklinde olabilir. İkincisi yani her birine acaba yani daha en önemli sorun şu. Faktör dediğimiz interest rate yani faizler genel olarak 10 bas puan oynarsa diyelim. Genel olarak faktörde yukarı doğru gidiş olursa 2 ila 10 yıl arasındaki hassasiyet nedir? Tam aradığımız soru bu aslında. Faizler genel seviyesi itibariyle yukarı giderse şu senaryoda, tarihsel senaryolarda değil mi? Nereye doğru gider mesela? Soru bu. Yani 100 bas puan arttı. Biz mesela sınavda ne yapıyoruz? Yani sınavı bırakın. Normal uygulamada bile delta R çoğunlukla pratik anlamda mevzuatın gerektiği nedeniyle sorunu çözüyor. Ama halbuki iş böyle o kadar basit değil. Yani şöyle bir paralel bir delta R dediğimiz şöyle. Her vadede ben diyorum ki delta R'ye kadar yukarı gitti. Okey çok güzel. Ama gerçek hayatta gördüğünüz gibi 1000 değişik yıl görseniz şekli var. Örneğin ağırlıklı 5 yıllık durasyonda kalmış swaptan şundan bunda bir banka düşünüyor. Ötekisi 2 yıllıkta kalmış. Faiz R yukarı gidiyor. Ama 5 yıllık 2 yıllık yerde yoğunlaşmış olan kişilerin faizi etkilenmeleri aynı şekilde değil. Yani adamın ağırlıklı ortalaması üzerinden bakıyoruz ama ciddi bir approximation error yaratabiliyor. Çünkü kısa vadedeki bir yerde çok çok ciddi anlamda etkilenebilir. Çok ciddi likitte şeyle karşı karşıya kalabilir. Ve yine fixed income desklerinde hani bir bonoyu sat 1000'i al. O da çok fazla yapılan şeylerden biri. 10 yıl sat 2'yi al. Mesela butterfly diyorlar. 2 yıl sat onu al gibi. Dolayısıyla yield curve üzerindeki tüm şekli görmemiz lazım. Dolayısıyla principal component analysis tam bunun üzerine oturmuş oluyor finance application anlamında. Açık mı? Niye böyle bir şeye ihtiyacımız oldu? Ben niye bütün yield curve'ün her tarafıyla ilgilenemiyorum? 30 günden 10 yıla kadarki her vadedeki faizleri tek tek incelemeye kalksam demin konuştuğumuz hikayeye geri dönüyorum. Değil mi? Çok fazla malzeme var. Hem de bir de gözlem sayısını 111 tane ay için düşünün. Ben buradan summary'e yakın bir şey çıkartmak istiyorum. Şimdi bu Türkiye'nin 2011-2009 arasında çıkan yield curve'ün average'i yani bir şey ifade eder mi sorusu? Is a good representative yani sonuçta önce hani yukarıydı aşağı doğru giden ve genelde de hani uzun vadede de enflasyondan çok hani kısa vade getirisi daha yüksek olan ve genelde de likitte şoku yemiş olmamızın ortalamada göstergesi. Hani bu anlamda önemli. Bu ise iki değişik yield curve. 2011 ve 2018'de. Mesela 2011'de gayet nefis görünüyor değil mi? Tam hani ders kitabı gibi. Öteki de aslında ders kitabı gibi ama in a wrong way, in a bad way, twisted yield curve. Değil mi? Hani mesela bu ikisinin arasındaki shock size'a bakalım. Hani en çok konuştuğumuz konu nedir? Hani delta R diyoruz. Mesela diyorsun ki yani şey olarak bir bankanın işte hazine bölümünde, aktif pasif yönetiminde ya da neredeyse. Sen diyorsun ki bir shock senaryosu bana ver. Öyle bir senaryo ver ki ben hani bilançomu uygulayayım. Hani risk varsa işte bunu hedgeleyeyim ya da işte pozisyonumu boşaltayım, swap yapayım vesaire vesaire. Şimdi bakın normalde hani bizim derste de yaptığımız gibi herkes de bunu yapıyor aslında. Delta R diyoruz ama bakın delta R'ler hiç böyle birbirlerine eşit değil değil mi? Delta R dediğim şu ikisinin arasındaki fark aslında değil mi? Ama burada farklı. Burada mesela 10 puan, burada 8, burada daralıyor. 6 puanlara kadar düşüyor değil mi? Şurası 6.
600 basis point. Burası ise kaç? Kabaca 1000 basis point. Doğru mu? Dolayısıyla sen eğer delta R'yi 600 olarak yaparsan problem. Özellikle kısa vadede yoğunluğun yüksekse problem. Açık mı anlatmaya çalıştım? Kerem Ali? Açık hocam. Çünkü biz bütün ders boyunca şunu yapmadık mı? Yani biz dik yani tüm bantajlık aslında böyle bir şey. D çarpı delta R diyoruz. Delta R bir tane değil mi? Hatta sınavda da soruyorum değil mi? Bir tane delta R. 100 bol. Evet ama normalde değişken oluyor değil mi? Burada gösteriyor. Yani, tam hani böyle fixed income deskini ya da asset and liability deskinin böyle içindeki adam açısından bakarsan aynı olmaması da çok büyük problem yaratabilir. 400 bas puanlık fark inanılmaz yüksek değil mi? Evet. Ben tüm bu yield curve hareketini ne kadar iyi çözebilirsem bunun peşindeyim. Bu da mesela bu da Türk Treasury'nin yield curve spread dediğim şeyi. Nedir yield curve spread dediğim şey? Biz Türkiye çerçevesinde şöyle hesapladık. Pardon şu daha da şey olabilir. Bu 2010 bu da bu arada 2018 September tam işte bu Branson hikayesi. Curve nasıl? Inverted. Dolayısıyla kısa vadedekiler daha fazla şoklanıyor. Uzun vadede. Dolayısıyla hani böyle bir kör şokunu bize normalde hani delta R ile yakalama şansımız yok. Dolayısıyla kısa vadedeki kısa vadede daha çok fazla vereyim ama ne kadar vereyim sorusuyla ilgili ne bilgimiz yok. Şu ise bizim meşhur yield curve'ün slope'u. Nedir yield curve'ün slope'unu çözdüğü şey? Aydın. Tam şey yapamadım hocam ya. Gülgün. Pas. 10 yılla 2 yıl arasındaki şey farkı gösterebilir. Normal curve'ümüz nedir? Pozitif olacak normal olduğu zaman. Süper. Inverted'e döndüğü zaman negatif olacak. Süper. Evet. Peki burada ne yapmış mesela? 10 ile 2 yıl arasında neymiş? Hep 1 puan, 2 puan, 3 puan. 2015'te hafif inversion var. Doğru mu? 2016'da. Fakat şeye görün. 2018 nasıl bir yıl? Korkunç. Yani eksi 400 bas puan yield curve şoku var. Nasıl olur yield curve şoku negatif anlamda? Ne olmuş böyle olması için? Ne olmuş olması lazım? R2, yani 2 yıllıkların bayağı yüksek faiz vermiş olması lazım. Çok güzel. Peki neden olur o? Muhtemelen işte o kırılganlığı azaltmak için, yatırımcıyı tutmak için, doları dövizi tutmak için olabilir. Belki. Fiyatı çok düşmüş tahvillerin. Herkes satmış. Herkes satmış. Ve faiz gelmiş. Yani kısa vadeli uzun vade arasındaki etkileşim aynı değil. Çünkü uzun vade deflation vesaire nedeniyle çok fazla hareket yok ama kısa vadede herkes likidite geçmek istedikleri için şey yapmış. Dolayısıyla 2 yıllıkların faizi yukarıya doğru yükselmiş. 10 yıllıklarda ise kötü ve hani ödev konusu olarak da vermiştim bunu hani tabii too late maybe. Yani bu spread şu R10-R2'den milli gelir GDP growth'u ve enflasyon tahmini için iyi bir öncü gösterge midir? Çünkü bu olduktan sonra da yeri geliyor. Mesela hakikaten de 2019'daki krizde derin bir şekilde resesyonu yaşadık. Amerika için de oldukça etkili. Bunu ilk Duke Üniversitesi'nden Harvey diye birisi makale yazdı. Hakikaten çok etkili bir Amerika için daha da etkili. Uzun da dataları var. Yield curve shape'i GDP'nin ve şeyin en önemli göstergelerinden biri. Gelecek dönemi. Çünkü piyasacı hep her zaman konuşuyor. Fixed income özellikle oldukça sharp tipler ne olacağını önden fiyatlıyor. Tabii ki hızlı hızlı değişiyor ama hani ileride olacağı bonoyu satışını şimdiden gerçekleştiriyor. O yüzden de önemli bir öncü gösteriyor. Okey? Bu da mesela bizde yaşanan şey. Niye bunlarla ilgileniyoruz? Dediğim gibi buradan adım adım şeye gelmemiz gerekiyor. Buradan da hani gelecek olan annualized şok, gerçekleşmiş şoklar kısa ve uzun vadede nasıl olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Annualized derken yıllığa çevirdim ama aşağıdaki gri olarak da görebilirsiniz. Kısa vadeye gelen şok, yani yield şoku, yani delta R'nin standart sapmasını hesapladık. Hangi aylar için? R 30 günü olanların bütün yield, delta R dediğimiz şeylerin standart sapması %2'lerdeyken 10 yıllıklarda bu rakam tabii binde küsürlü rakamlara düşüyor. Yani kısa vade tabii ki hem maturity kısalığından hem de likitte vesaire curve'ün switch etmesinden dolayı daha problemli. Yani dolayısıyla o risk olduğunu burada görebiliyoruz. Bu da bu açısından. Bütün bunlar açıkçası düşünürseniz bankacılık artı fixed income portföyü taşıyan fonlar için çok önemli olduğu gibi insan bizler için de yani 10 yıl ne olacak? Hani diyelim hani bir aşamadan sonra hani bono alacaksınız. Hani hangisini alayım? 3 ay mı, 6 ay mı, 9 ay mı, 2 yıl ya da işte aralarında farklara bakıyorsunuz. Kupon oranına bakıyorsunuz. Değil mi? İnternet sayfasına falan girip hani böyle
oldukça güzel analizler yapılabilir. Yani retail investor'ın da aslında bence Türkiye'de en iyi teknik retail analizinin en iyi yapacağı şey long term yield üzerine oynamak, öyle saçma sapan hızlı hızlı hareketlerden çok. Burada çok net makro bilgisiyle beraber long term hikayeyi çok net görüyorsunuz. Şimdi bunu normalde portföy yöneticileri kullanıyor mu? Yani şöyle, Türkiye'de çok fazla portföy yöneticisi yok. Amerika'da da bizdeki kadar abuk sabuk yield curve'ler yok. O yüzden sanki hani kullanılması gereken yer biziz ama bizde kullanacak adam yok. Kullanabilecek olanlar da Amerika'da. Onlar şöyle, yani güzel soru. Yani yok, sayı insanlar çok iyiler. Var ama sistem gerektirmediği için, yani çok daha böyle genel geçer şeyler üzerinden olduğu için, gerek yatırımcı tercihi, gerek piyasalar, gerek bir sürü faktör. O kapasiteli insanların çoğu hani çok daha basit taraflarına gidebiliyor. Aslında yapılacak çok şey var, böyle kuant şey olmaması. Bir sürü nedeni var. Yani o başlı başına 3 hafta o konuda ders ayrıca machine learning of financial markets diye anlatabilirim. Ama çok eksik, bunların hepsi çok eksik. Yani bu tip yöntemler, yani eğer biraz Türkiye şey yapacaksa, bunların çok daha analitik şeylerle yapılması gerekiyor. Olması gerektiği seviyede analitik seviyede mi sorusunun cevabını net söyleyeyim. Hayır, yani orada değiliz. Ama niye değiliz dediğim gibi. Ders açarsanız alırız. Yani 3 hafta sonrasında, yani 3 hafta equity, 3 hafta şey falan, ama yani çok şey değil. Ya yani bence mesele biraz daha policy'de ne yapılması gerektiği olduğu zaman, o yüzden Amerika'da ne varsa onu anlatıyoruz ama Türkiye yani nasıl yapılabildiğini, ama Türkiye bunu uygulayabilecek background olsun, zaman olsa sizin zamanınıza bir yerlere rastlayacak diye umuyorum yani. Yani 20 senedir, hani 20 senedir tahtada teorik opsiyon fiyatı yazarken işte en son en azından Türkiye'den bir opsiyon fiyatı yazabiliyorsun falan. Yani belli bir gelişme oldu. 20 sene sonra da bu kuant fonlar falan. Sizler öğrencileri anlatır, yani öğrencilerine anlatıyorsunuz. Şimdi en başta söylediğim gibi bu şeyin çok güzel bir analitik şeyi var. Pairs diyorsunuz. Bu grafikleri gösteriyor. 30 dediğimiz 30 gün, burada işte 720 gün, 2 yıla kadar olan şeylerin grafikleri, birinci level'da genelde ilişki çoğunlukla pozitif. Değil mi? Yani bunlar aslında variance covariance gibi düşünelim. Bu x30 ile x90'ın arasındaki, yani x ekseninde x30, y ekseninde değil mi? x90 var 90 günde. Her biri böyle böyle kaydıra kaydıra gidiyor. Değil mi? Birinci en son şu 2 yıllıkla 30 günlük arasındaki ilişkiyi plot etmiş. Yani bu tabii ki bir sürü kombinasyon. Aslında çok faydalı tabii ama dediğim gibi yani 10 tane şeyden buradan yine de şekli göremiyoruz. Bu level'lar üzerindeki korelasyon, level ama R'ler üzerinde, hani ilk aradığımız şey değil ama önemli. Ne görüyoruz? 99, yani kısa vade uzadıkça tabii 89'lara kadar düşüyor. R'ler, yani R30'la R3600. Bu da R30'la R3600'ün ilişkisi. Açık mı? Yani neyi çözdü, neye baktığımız. Farklı faalelerde farklı ilişkilerimiz var. Şimdi buradan da variance covariance estimate of again yearly data. Bu da yıllık üzerinden yaptığımızda variance covariance matrisini. Yani aslında ne bu? Bizim dersimizde biz şu ana kadar kullandığımızda, değil mi? Yıllık. Yıllık derken burada tabii gözlem sayısı 11 tane 2010'dan başlıyor. O yüzden sadece gösterimsel olarak hani kullanalım ilk aşamada. Şunların her biri 30 günlüğün R'lerinin varyansı diyerek aşağı doğru iniyor. 10 yıllığın R'nin varyansı. Bu da monthly PCA'ya geçiyoruz. Monthly PCA'de yine level'lara baktığımızda 2 yıllıkla şey arasındaki ilişkiyi burada görüyoruz oldukça. Yani genelde çok pozitif, yani ikisi aynı yönde hareket ettiğini çok net görebiliyoruz. Burada, şimdi burada zaten olay başlıyor. Delta R, yani farkları, aylık değişim farklarının grafiğinin plotunda bu sefer ilişkiyi bu netlikte görüyor muyuz ya da ne görüyoruz şurada Sami? Vade fark arttıkça ilişki dağılıyor daha çok, mesela en sağ üst köşeye gidersek. Tersten bakarsak da vade fark arttıkça da ne, korelasyon bozuluyor diyecek. Harika. Demek ki o zaman ne görmeyi bekleyeceğiz? R30 ile R60'ın DR, delta R ile delta 30, delta 60 iken delta R30 ile delta R3600 arasındaki korelasyonun ne olması bekleyeceğiz? Düşmesini, değil mi? Şunlardan bahsediyoruz. Şuralarda, değil mi? Şurada yaklaştıkça özellikle şuralarda. Bakın şuralarda noise artmaya başlıyor. Şuralarda çok güzel gidiyor. Değil mi? Her iki vadenin de ortalara geldiğindeki ilişkiyi görebiliyoruz. Çünkü
faizin değişimi, faiz beklentileri, enflasyon oynaklığından kaynaklanıyor Türkiye'deki bu arada. Tabii ki politika hatası, Merkez Bankası vesaire. Her şey burada açıkçası. Yani bu sufficient statistics. Yani burada jeopolitik risk de burada, şey de burada. Fiyatlıyor çünkü piyasa bunu. Hani onu gayet iyi fiyatlıyorlar. Orada herhangi bir beis yok. Sadece hani bir Gülgün'ün sorusuna belki bir tek şey söyleyebilirim. O kadar çok hızlı noise ve şey var ki hani çok longer term böyle büyük algo modellerinin fixed income'da çalışmasını o yüzden çok zorlayabilir. Ama longer term'de kesinlikle fixed income portföylerini özellikle kendi komisyon falan da vermediğiniz taktikte bence orada getiri var yani. Getiri derken kendinizi korumak anlamında. Şey yemeyin yeter yani. Gol yemeyin bütün bu anlattıklarımızla. Amaç şey değil yani. Hani böyle finans dünyasında böyle fazla yüceltip şey yapmak değil amacım. Ama şey ama hani enayi yerinde de olmamanda bu kadar okuduktan sonra fayda var yani. Şimdi buraya gelelim esas. Bu nedir? Delta R. Tam aradığımız şey bu. Bu neye eşitmiş? Sigma. Niye delta R diyoruz? Çünkü bütün derslerde şoku böyle verdik. Değil mi? Bu olması gerek. İlgilendiğimiz taraf bu. Şimdi adım adım gidelim. Bu sigma. Şimdi bu korelasyon matriksi. Demin söylediğim yapıyı görüyor muyuz burada Sami? Demin söylediğini nerede verify ediyorsun? Var yansın. Bu korelasyon matriksi. Korelasyon matriksi. Şeyde mesela 2520 ile 30'un kesiştiği yerde mesela 0.22'ye kadar düşmüş. Harika. Orada olmuyor, orada görebiliyoruz. Çok güzel. 3600'e, tam 0.0, hocam 0'ı karıştırmışım, o yüzden ilk başta kıldım. Değil mi? Vade uzadıkça ne yapıyor? Vadeler yaklaştıkça korelasyon küçülüyor. Çok yakınlaşıyor. Burada uzaklaştıkça dediğim gibi buradan şey yapıyor. Şurası daha da iyi, evet. Değil mi? Açık değil mi yani? Niye? Çünkü 10 yıllık da 2 yıllık çok hızlı hareket ediyor. Demek ki yield curve slope'unda dikkat edilmesi gereken şeyler var diyor burası. Şimdi devam edelim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Dönüp pardon bu zaten end result. Ha, bu arada en önemli nokta bunu göstermek için yaptım. Burada vermiş olduğumuz C vektörlerinin her birinin yani her bir faktörün diğer faktörle ilişkileri dik. Dik ne demek? Uncorrelated. Yani benim yarattığım P tane vektör var. Değil mi? P tane vektör var. P tane faktör açıklıyor. Neyi açıklıyor? Yield curve açıklıyor ama birinciyle ikinci her birinin birbirleriyle ilişkileri linearly independent. Neden? By setup. Çünkü karelerini sıfıra eşitledim ve matriksi o şekilde kurdum. Açık mı? Dolayısıyla benim birinci yield curve şokum, birinci açıklayıcı değişkenimle ikinci açıklayıcı, üçüncü, beşinci, p'ci birbirleriyle bağımsız hareket ediyor. Yoksa zaten ne yapabilir? Şeyi açıklayamayız. Toplamları bile eşit olmaz. Değil mi? Her bir faktörün toplamını bile eşitlemesini by default ben öyle yaratmış oldum. Matematikten geliyor bu arada. Tamam. Şimdi bu da C omega C transpose şeyimiz ki zaten onu da gösteriyoruz. Yani nedir o zaman o? C sigma C transpose neydi? C transpose C sigma. Şunlar ne oldu o zaman? Gittik biraz ama olsun. Değil mi? Şu ne o zaman? Şunu çıkarmış olduk. Yani ne matriksimiz? Eigenvalüelerimiz. Değil mi? Diagonallerdeki eigenvalüelerimiz. Peki devam edelim. Bunlar eigenvalüelerimiz. Peki. Şimdi bu ise PCA result dediğimiz şey. Dolayısıyla faktör 1, 30, 90, 60 bunlar birinci faktör. Yani C1 dediğimiz şey. C2, C9'a kadar. 9 tane 9'a 9 matriksimiz. Doğru mu? 9 tane vade var. 9 tane de açıklayıcı faktörümüz var. Açık mı? Bunlardan neler diyoruz? Bakın pozitif ve hepsinin sign'ı aynı yönde olan PC1. Yani birinci faktörümüz. Bunları ne yapacağız? 0.41 çarpı x30, 0.40 çarpı x90, 0.12 çarpı x3600 ya da delta r 3600 eşittir bir ne çıkacak? Bana bir faktör çıkacak. Okey? Bu faktör acaba ne kadar yeterli? Sonra 2, 3, 4. Ben 9 tane faktör çıkardım ama 9 faktör, 9 tane değişkenin kendisi saçma olur 9'la uğraşmam değil mi? Umuyorum ki buradan bir iki faktörden sonrasıyla ilgilenmeyeyim. Sadece o birkaç faktöre odaklanayım. Ama onu nasıl ölçecektim? Onu ölçmek için de neyi kullanacağım? Şu lambdaları. Ne yapacağım o zaman? Kaç tane lambda var elimde Sami?
9. O zaman ne diyor? Toplarsan tamamına erişirim. Harika. 1 bölü toplam yaptım. 1. bölü toplam. Harika. 2. bölü diye gideceğiz. Okay, bu da toplam variable testini ölçecek. O zaman ne yapacağım? First column is known as first factor loading is sum of square is equal to 1. Bu toplamların sanların toplamı eşit zaten tanım gereği. İkincisi, ikinci, o zaman birinci principal component ya da factor loading neyi şey yapacak? Ne kadar değiştiğini gösterecek. Burada güzel tarafı şu, burada birinci faktörde hepsi pozitif ve aynı yönde. Demek ki ilk şokumuz verim eğrisinde farklı şekillerde oynasa bile verim eğrisi slope'undan çok ne değişiyor? Level'ları değişiyor. Hepsi yukarı gidiyor. Dolayısıyla birinci faktörümüz bu. İkinci faktörde ise yönler farklı. Yani slope'u da değiştirebilir. Açık mı? Yani bu yorumlayabilmek açısından söylüyorum. Hepsi pozitif olduğuna göre birden 10 yıla kadar gelecek olan şoklar her birini artırıyor. Ama artırırken slope neydiyse, özellikle normal bir şekildeyse o slope'un biçimine en azından inverted hale getirmiyor. Ama diğerinde öyle bir getirme imkanı var. Çünkü 30, 60, 90 negatifken diğerleri pozitif. Burası açık mı? Yani yorumlaması açık mı PC1'ın? PC1 o zaman ne diyoruz? Hepsi pozitif olduğuna göre şok geldiği zaman 30 günden 1 yıla kadar ne olacakmış? Kör yukarı gidecek. Doğru mu? Yukarı gideceğine göre demek ki slope'la ilgili olumsuz bir şey söylemiyorum. Yani slope'u bozmuyor yani açıkçası. Değil mi? Ama ikincisine bakarken ne söylüyoruz? Slope değişebiliyor diyoruz. Üçüncüsüne bakarsak ise slope'u bırakın ikinci order'da yani second yani curvature dahi değişiyor. Acaba diyorum bunlardan hangisi benim için en açıklayıcı değişken olduğunu anlayabilmek için Deniz Sami'nin dediği gibi 0.09'da bütün diagonaldeki lambdaların hepsini toplayacağım. Sonra 0.09'a böleceğim. O zaman da relative percentage variable variable to explain dediğimiz PV1'i çözeceğim. Yani değil mi? Şimdi öncelikle yorumunu tekrar geri geleceğim ama önce PS'yi bulalım. Dolayısıyla lambdalarımız 9 tane böyle mi? Şunlar. Değil mi? Şu sayfada bulduklarım. Şunlar pardon. Değil mi? Şu kırmızılar. Kırmızı mı bunlar? Ya da yeşil neyse. Bunları yapıyorum. Sonra topluyoruz. Ve bunları sonra ne yapıyorum? Topluyorum. Toplayınca kaç çıkmış? İşte şurası 0.012. O zaman mü1 dediğim neymiş? PV1'i dediğim. Yani neyin neye oranı? Hüseyin? Birinci lambdanın tüm lambdalar toplamının oranı. Kaç çıkmış o? %91.7. Bu ne demek o zaman? %91. Harika. Türkiye'deki o zaman faiz hareketini ne belirliyormuş ağırlıklı? Birinci principle. Birinci. Süper. Ve birinci principle component o zaman neyi açıklıyor diyoruz? Ağırlıklı olarak verim eğrisindeki level'ın yukarıya doğru gideceğini ya da aşağı ineceğini tabii ki. Yani yön önemli değil. Yani her faiz seviyesi yukarı gidecek ama her faiz seviyesinin oynadığı yerde tabii ki oynaklık seviyesi aynı olmayacak olsa da 1 ila 3 ama özünde paralel bir shift aşağı ya da yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama ikinci de çok çok kötü değil. İkisinin, peki ikinci soru burada geri kalanla ilgilenir miyiz? 3'te 4'ten sonra. O zaman 2-2 PCA ile biz işi bitiriyoruz Türkiye'de. Yurt dışında da hemen hemen böyle üçüncü körbe çıkılıyor genellikle. Ya üçüncü kördeki o bahsettiğim bowl dediğimiz şey. Yani aşağı doğru ve yukarı doğru gidiyor. Neden? Bu ne böyle nereden bu kadar oluşuyorum? Böyle bir crystal küre yok elimde. Sadece yorumladığım şu. Şunların hepsi aynı yönde. Aynı işaretler. Değil mi? Bunda ise bak kısa vadeler eksi, uzun vadeler artı. Genellikle Amerika için de böyle ama tabii farklılıklar var. Açık mı? Üçüncüde ise pardon. Üçüncüde ise bakın nasıl bir şekil var? Yukarı aşağı yukarı yani sonuçta curve'ün diyor ki adam sana önce diyor burası şu şekilde oynar, şurası böyle oynar, sonra böyle oynar diyor. Yani şeklin ikinci order'da değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla birinci order'da curve şu ya da şekilde oynar diyor. Öyle ya da böyle değil mi? İkincisi diyor ki şekli değişir diyor. Şuraya olabilir ya da aşağı doğru olabilir. Üçüncüsü de nonlinearity yaratabilir. Yani kısa vadelerle uzun vadeler arasında fark var. Bunlar üçü de tabii üç ayrı yatırım stratejisi, üç ayrı şeye senaryo yaratmama imkan tanıyor. Şimdi devam edersek dolayısıyla grafiğe bakalım. Ne görüyoruz? Birinci PCA kaça açıklamış? 91, 92, 0.8 aşağı doğru gidiyor. O zaman ben diyorum ki amacıma ulaştım mı? Ulaştım. Neden? Çünkü bana diyorsun ki bana iki tane faktör ver. Gerisiyle 9 tane ben her biriyle uğraşamam yani. Değil mi? Aynen bu. Bundan ben senaryo yaratayım. O zaman diyeceksiniz ki senaryoda nedir? Kabaca şöyle yorumlayalım. Mesela PCA kısmında mesela
Eğer birinci faktör, yani genel faizler seviyesi 100 bas puan yukarı giderse, birinci faktörden bahsediyorum. O zaman 2 yıllıklar ne kadar oynayacakmış? 720 gün 0.36 çarpı 100, yani 0.036'lık bir faiz hareketi gösterebilirken 10 yıllıkta ne kadar olacakmış mesela, pardon. Yanlış söyledim. PCA matriksime geri dönüyorum. Birinci matriksimi yorumluyorum. Kaç olacakmış mesela? 5 yılda ne kadar olacakmış Sami? 5 yıllık şey. 1800-0.20. Çok güzel. Yani 100 bas puan karşılığında en kısa vade 0.31 oynayacak delta R'si. Diğeri ise azalır. Dolayısıyla ben piyasaya şok verirken derste yaptığımız gibi elimdeki her vadedeki şunu yapabilirim. Bir tek durasyon oluşturmam. Belki 3 tane durasyon oluşturacağım ya da 10 durasyon oluşturacağım. 10 tane ayrı faiz şoku vereceğim. Çünkü her biri başka şey söylüyor. Onların sum'ı herkese aynı sonucu vermeyebilir. O yüzden onun niyetini çözmüş oluyorum. Bu grafikten faydalanarak. Açık mı burası? Ne yaptık? O zaman elimizde 9'a 110'luk bir matriksle kabaca döndük dolaştık. Bir tane ya da iki tane bir boyuta indirgemiş olduk. Okay. Ve bu boyutu tabii kullanarak çok daha farklı şeylere gitme şansım var, senaryo yaratmaya. Mesela PCA'nin genel şekli bu. Yani curve'ü şokladığın zaman bu şekilde bir şok ver üzerine diyor. Yani kısa vade daha çok oynuyor. Bu da zaten grafikte de gördüğümüz gibi en azından dönem içerisinde bunu çok fazla oynattığını söyleyebiliyoruz. Hocam ikinci... İkinci vektörü de kullanacak olsaydık toplayıp mı? Süper, harikasın. İkinci vektör kendi adına ne diyor diyeceğiz. İkincisi tabii ki toplam variable'de de süper. 100 bas puan böyle, -54 burada. 10 puan olursa 30 aşağı inecek ama 30'dan sonraki tüm vadelerde curve'ün yukarıya doğru shift ettiğini söyleyebilecektik. Dolayısıyla aslında ikinci curve'le beraber kullandığında aslında o sıçramanın biraz daha kontrollü bir şekilde olacağını söylüyor. Eğer ikinciyi de katarsak şeydi. Ama ilk curve'ümüzde öncelikle piyasada paralel hareket oluyor. İkincisi de paralel hareketin yerine curvature'da değişiyor. Hem paralel hem curvature'da beraber de variability'nin %98'ini açıklayabiliyoruz diyoruz. Ve süper soru PC1 ve PC2'nin toplamı üzerinden çıkacağız tüm yield curve şeklinde. Hatta hepsini toplarsak neye ulaşacağız? Toplam variability'ye ulaşacağız. Birebir yakalamış olacağız yani toplam. Ama ilgilenmiyorum onunla açıkçası. Değil mi? Aynı yapmayacak mıyız? Yani PC1 ve PC2'yi kendi açıkladıkları önem ağırlığına göre toplamayacak mıyız? Tabii ki. Kendi ağırlıkları topluyoruz. 0.41 işte 0.54 şeklinde. Her birini kendi ağırlıklarıyla topluyoruz tabii. Yani PC1'den etki var, PB2'den etkisi var şeklinde düşeceğiz. Ama bu etkilerin aslında normal şartlar altında tümünü birden sumlarını topladığımızda 1'e eşit olacağını zaten hani toplam variability'yi de bu şekilde açıklayacağımızı söylemiş oluyoruz. Açık olmayan bir şey var mı? Ben hocam Gülgün'ün sorusuyla aynı şey galiba da tam cevabınızı anlayamadım için soruyorum. Yani ben direkt 30 günlük şeyin değişimini görmek için 0.41 ile -0.54 toplayıp birebir mi topluyorum yoksa weighted average gibi mi? Weighted average gibi. Hayır. Weighted average gibi. Tabii ki. Evet, şokun hemen. Tamam. Yani sonuçta aynı oranla çarptığımızı düşünerek şey yaptık. Ama yield curve şokumuz ikinci de başka da olabilir mesela. Değil mi? Yani ikinci senaryo ile ilgili başka bir delta R'yi şu şekilde oynasa ne olur diye de şey yapabiliriz. Ama normal şartlar altında %90'ının %90'lık değişkeni buradaki etki üzerinden görebildiğimi söylüyorum. 1, 2, 3. ile zaten konuyu tamamen birbirleriyle şey yapacağız. Bunların da hani ekonometri gibi onu buraya eklediğimizde birbirleriyle dik olması nedeniyle korelasyonu sıfır. Yani yield curve senaryosu yukarı doğru aşağı doğru inerken curve'deki switch'in başka bir senaryo. Curve switch yani level artarken orada başka bir hareket çekmiyor yani. Dolayısıyla şu ikisinin zaten demin de şurada gösterdiğim de bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin sıfır olduğunu bu matriksin diagonal olmasından anlıyoruz değil mi? C matrislerinin içerisindeki elemanlarının çarpımı vektörlerin her biri lineal independent olmadan böyle bir şey bulamayız değil mi? Determinantı bir mesela bu. Dolayısıyla bu machine learning açısından da şey açısından da en önemli şeylerden bir tanesi de bu boyutların hepsiyle ilgilenmek, uğraşmak istemediğimize elimizde sadece bir tane faktöre indirgemiş oluyoruz. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bu birkaç saat önce C transpose sigma C denklemde hem şeylerden eigenvalüleri çıkardığımız diagonalde. Orada off diagonal verilerin sıfır olması gerekmiyor muydu? Bazı küçük şeyler var. Onlar neden kaynaklanıyor?
Ya da ben yanlış mı anladım? Hayır, süper. Sıfıra çok çok yakın zaten. Yani negligible rakamlar. Ha, şey anlamadım. Off'lar zaten tamamen sıfıra çok çok yakın. 7-8 tane sıfır. Pratik sonuçta hocam direkt mesela şey hangi slide'de tam hatırlıyorum. Bundan sonra mıydı? Yani C transpose sigma C yazıyor solda. Burada mesela tam negligible kabul ediyorum ama direkt sıfır gelmedi ya, ben onu sordum. Evet, tabii şimdi açıkçası çok fazla burada kullandıkları nümerik aritmetikle ilgili şeyle ilgili de tabii sorunlar var. Hani şey anlamında da. Sonra çok korele bir set. O yüzden bu bahsettiğim nümerik konular gündeme geliyor. Yani 99-98 falan olduğu zaman bu hani linear independent bir şeyde çok yani positive definiteness bir parça kopmaya başlıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı da nümerik şey, ama bunu mesela 58 mesela social science mesela psikolojiye falan kullansak o dediğin çok az görünecek bir şeydi. Çünkü cidden linear independent vektörler olması lazım. Aslında burada hani delta r olmasına rağmen bile bir numerical sorun çıkabiliyor. Çünkü determinant şeyi çözemiyor. Bir yerde precision'da şuraya bas sen onu diyor. Onu artık basıyor. Halbuki yani dediğim önemli bir nokta. Yani, ama numerical bir problem yani ağırlıklı olarak. Daha büyük problemler ne olabilir? Maalesef bu 0.99.99.99 olacak 5-10 tane şey. O zaman bu şey çok ciddi sorunlar yaşayacak. O yüzden deltere çok o kadar sorun değil ama yine de tam şeyi veremeyebilir. Ama güzel soru, çok güzel soru. Benim son bir sorum daha var. Bu PCA faktörleri seçerken en büyük önce şeylere baktık değil mi? Lambdalara baktık. En büyük lambdaya karşılık gelen faktörleri seçtik. Çok güzel. Yani şuradan başladık. Yani önce faktörlere bakmadık değil mi? Önce lambdaya baktık. Önce lambdalara baktık. Yani faktörleri intuition wise göstermek istediğim için anlattım ama birinci aslında PCA dediğim aslında şu eigenvalue'ya karşılık geliyordu bahsettiğim 0.40 vesaire olan. O da zaten 0.91 açıkladığına göre birinci ondan bahsettim. Ya zaten her durumda birinci en fazla açıklayacak ama ne kadar fazla açıklayacak sorusunun cevabını verebilmiş olduk burada yani. İkinci seviye daha sonra açıklayacak. Buna göre ikinci 3, 4, 5 diye gidecek. Ama ikisinin toplamında işte 98-99%. Gördüğün gibi yani mü3'ten mü9'a kadar irrelevant. Yani diğer faktörler benim pek de bir işimi görmüyor açıkçası. Ki dediğim gibi bu dünyada yapılan research bu konuda genellikle şu ilk 3 faktörün anlamlı olduğunu, bunun biraz daha düşük olduğunu, bunun biraz daha yüksek, bunun biraz daha yüksek olduğu durumdur. Türkiye'de çok uzak değiliz ama yani level shift diyoruz birincisine. Yani level oynar senaryo verirken. İkincisine slope shift eder. Şu şekilde. Değil mi? Üçüncüsüne de curvature dediğim. Yani böyle oluyor curve. Değil mi? Şu güzel çizemeyeceğim muhtemelen ama. Yani curvature yani kısa vadede hareket var. Ortada hareket yok. Üstte tekrar hareket var. Yani dolayısıyla üç değişik senaryoyu düşünebiliriz. Tabii majör senaryo level shift. Yani Türkiye'de açıkçası hani senin dediğin soruya da belki dine dönersek hani level shift'ini kestirmek lazım. Daha böyle non-linear bir yapılar varsa o yapıda çok fazla bir şey yaratılamayabiliyor. Ama fixed income portföy yönetimi çok çok quantitative bir şey olabilir. Yani equity'ye göre yani çok daha üst düzey gördüğünüz gibi. Bütün bunların hepsi bir de burada da swap dinlenmeyi katıp çok ciddi non-linear. Mesela algo fonlar falan ne yapıyor burada? İşte bu senaryolara göre mesela enflasyon tahmin ediyor. Çünkü enflasyon şuraya gelecek. O zaman faiz şuraya gelecek. Değil mi? Faiz şu kadar artar. O zaman bu artarsa ben bu körde ne yapayım? 5 yıllı mı satayım, 2 yıllı mı alayım, swap'a mı gireyim? İşte o da aynısında 1 yıllık swap vesaire. İşte ya da mesela butterfly diyoruz yani kısa vade inerken yukarı gidecek o zaman al sat yapabilirsiniz. Yani şöyle yani düşeceğini daha fazla biteceğinizi satıp ötesinden de alım yapabilirsiniz. Fiyatın yukarı gideceğini ve aynı anda yapabilirsiniz. Bütün bunlar için bu körün her tarafını çok iyi anlamak lazım. Daha da fazlası, daha da karmaşık bilmiyorum. Belki onu da anlatmak istiyorum. Volatilite surface dediğimiz şeyde de var. Daha da şey. Bu sefer de opsiyonları nasıl alayım, nasıl satayım? Yine principal component mantığı üzerinden orada da şey yapabiliriz. Ama isterseniz burada keselim. Önümüzdeki hafta non-linearity, biraz neural network vesaire bu. Ben şimdi örnek onlara girelim. Sonradan da tree'ler herhalde başka da yetiyor zaten konu olarak ama belki bir konu daha işleyebilirsek. Olmazsa da belki video çeker koyabilirim hani beraber yapamasak bile. Ama major konular bunlar yani hani şeydi. Şimdi önümde. Hocam cuma günü ders var mı? Cuma yılbaşı ertesi mi? Yok değil mi? Yılbaşı günü hocam. 1 Ocak.
Herhalde yok gibi ya. Bilmiyorum. Diğer hocalarınızda falan derste yok gibi. Ama istiyorsanız bir... Mesela yok demişsiniz hocam. Yok yani şeyde dediğim gibi normalde resmi olarak bize bildirilmediği için biz de hani yapmamayı tercih ederiz. Yani sizin tatiliniz açısından da şey yapabilir. Ama zaten gerekirse bir tane video koyarım yani. Eğer işleyemediğim bir konu ve istediğim ve işleyemediğim bir konu kalırsa derste iyi olur. Hocam planınıza göre neredeyiz şu an? Efendim? Plana göre çok fena değiliz. Aslında şu anda unsupervised learning bitirmiş olacağız. Nonlinear yöntemle neural net işleyip arkadan da decision tree'leri de bitirirse hemen hemen %90-95'ini işlemiş olurum aslında. Bir ödev vermem lazım sadece bu özellikle classification problem'le ilgili. Onu da belki biraz lasso'yu falan da içine katarak sona yakın ödevlerimizden biri olabilir. Yani sonunda olmasını çalışacağım ama içinde ne kadar... Hocam peki final sınavı var mı? Final olacak herhalde ya bir şekilde. Yani zor olmasa da bir sınav yapmak zorundayız. Yani bu sınıflar tabii çok seçme sınıflar. Hani çok meraklı olduğumdan düşünüyorum ama yine de elimizde bir şey de bir ufak çaplı. Yani bu tip sorular yani belki işte bahsettiğim gibi. Yani şuna benzer bir şey olursa belki biraz true false ve multiple choice gibi hani düşünebiliriz. Hani vakit olsa bir take home falan verebilirim ama hani 12 saat mesela hani al şunu arda yapın geri yollayın ama bu sefer soruları ayrıştırmak falan zor olur. Yani basit öyle daha çok test edici bir şey olabilir. Yani yani genel kültür testi. Bu arada notları da PDF olarak şeyden önce atarım. Sınavdan önce oraya da bakma şansımız olabilir. Ama yani şuradaki soruları cevaplayan birisinin çok iyi bir not almaması imkan yok. Zaten ağırız yani. Ağır konular yani. Yani selection bias var. O yüzden şey yapamayabiliriz. Yani seviye şey değil yani. Hani intuitive anlatıyoruz ama seviye oldukça üst düzey. Yani bunları normal ekonometri derslerde görme yani şansımız normal yani en azından master'ın ikinci yarısı falan olabilir. Mesela nonlinear regression yok. Bootstrap, Monte Carlo genelde az. Bu konular falan çok light değil. Cross validation genelde gösterilmez. Hani işte, gibi gibi. Okey o zaman kesiyorum burada. İyi hocam, günler o zaman size de. Evet. Final evet. Online mi olacak, okulda mı olacak diye konuşuluyordu. Okulda yok bir... yok. Okulda olmaz yani. Bu böyle böyle bir dersin finalini okula işte. O riski. Risk management anlatıp da böyle şefimizi okula getireceğiz. Öyle bir şey gerek yok. Çünkü zaten ağırlıklı proje falan dersin. Hani bana kalsa hani biraz daha küçük bir sınıf olsa yani şöyle 15 kişi gerçekten şu anda katılımcılar kadar aldığını bilsem birebir incelesem yani final de yapmazdım açıkçası. Yani belki bir take home verebilirdim. Hocam önce ben bu kararını sormuştum size. Hangisini? Hocam okulun bu konuda verdiği bir karar var mı hocam? Okulun bu konuda verdiği bir karar yok. Yani bize de bırakırlarsa ben online tercih ederim. Bize de bırakmıyorlar olmayacak yani muhtemelen. Yani şey yüz yüze sınav olmayacak diye biliyorum. Bize hani yeni bir şey iddia etmezlerse ki yok bence olmayacak. Hocam ben sanki şey hatırlıyorum ama 344 için söylemiş de olabilirsiniz onu. İşte final projenizle ilgili işte finalde soru soracağım falan gibi bir şey söylemiş. Ha burada yapmam herhalde ya. Yani zaten artık kendinizin yani yaptığınızı. Belki yani belki de olabilir bir puan da olabilir. Niye olmasın? Olabilir. Yani hani şey açısından da olur. Yani hem puanınızın bir kısmında. Yani dediğim gibi hani bu ders ağırlıklı proje yani. Zaten burada vereceğim notun da ağırlıklı proje olacak. Hani final sadece hani ne bileyim bir yanlış bir inference almayayım yani. Tüm combinations. Yani birbirine dik olmaya yakın olan ama ikinci principal component. %90 ihtimalle bence şey çözer ama o yüzde ikincisini de anlamak lazım. Ne dersin? İlk 5-10 dakikayı CL